Matematik 2 dersimizin 3. ünitesiyle ilgili soru çözüyoruz. Sorumuz şöyledir. 3x artı 2y küçüğü eşit 19, 5x artı 4y küçüğü eşit 35, x bölü eşit 0, y bölü eşit 0. Aşağıdaki noktalardan hangisi yukarıdaki eşitsizliklerle verilen çokgenin köşe noktalarından birisidir? Burada 5 şık verilmiştir. Her şık ikillerden oluşmaktadır. Bu ikillerde birinci bileşke x'i, ikinci bileşke ise y'yi ifade etmektedir. Dolayısıyla biz bu ikillerden hangisinin bu eşitsizliklerle, dört eşitsizlikle verilmiş bölgenin köşe noktası olduğunu belirlememiz gerekiyor. Şimdi yaklaşık grafik çizersek, bu şöyle bir grafik söz konusudur. Ama soruyu çözmek için grafik çizmenize gerek yok. Biz görsellik olsun diye grafik çiziyoruz. Dolayısıyla şimdi koordinat sisteminde bu eşitsizlikler, mesela birinci eşitsizlik yaklaşık olarak, tabii bu grafikler yaklaşık grafiklerdir. Şöyle bir doğru diyelim ifade ediyor. Ve o eşitsizliği veren, yani küçüğü eşit 19 eşitsizliğini, 3x artı 2'ye küçüğü eşit 19 eşitsizliğini veren tüm x'ye noktaları bu doğrunun, diyelim bu doğru da 3x artı 2'ye eşit 19 doğrusudur. Doğrunun altında kalan bölgeyi ifade ediyor. İkinci ifadede, ikinci eşitsizlikte bir başka doğrunun, diyelim ki o doğru da şöyle bir doğrudur. Yani şöyle bir yaklaşık olarak. Yani bu da 5x artı 4y eşit 35 doğrusunu ifade ediyor. Ve küçüğü eşit 35 oldukta bu doğrunun alt kısmını biz almalıyız. O zaman ortaya bir çokgen çıkmış olur. Çünkü x büyüğü eşit 0, y büyüğü eşit 0 birinci bölge demektir. Yani bizim çokgen bölgemiz dediğimiz böyle bir bölgedir. Bunun 1, 2, 3, 4 tane köşe noktası vardır. Ve şıklarda verilen cevaplardan hangisi bu köşe noktalarından birisidir? Şimdi gördüğünüz gibi bu köşe noktalarından 3'ü koordinatlar üzerindedir. Yani bir koordinatı sıfırdır. O ise şıklarda öyle bir sıfır koordinatı olan, yani bileşkesinin biri sıfır olan köşe bulunmamaktadır. Demek ki bu köşe, yani bizim aradığımız köşe olmaktadır. Şimdi bu köşeyi de bulmak için bu köşe, yani o nokta iki doğrunun kesişim noktasıdır. Yani iki doğrunun kesişim noktası, onu bulmamız gerekiyor. Ve o zaman biz bu iki denklemi 3x artı 2y eşit 19. Bu birinci doğrunun denklemi. 5x artı 4y eşit 35. Kesişim noktası bu iki denklemin ortak çözümüdür. Yani bu sistemi çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradan x'i ve y'yi bulmamız gerekiyor. Bu sistemi çözmek için mesela yok etme yöntemiyle çözebiliriz. Diyelim y'yi yok etme istersek birinci denklemi eksi 2 ile çarpıp, yani birinci denklemi eksi 2 ile çarpıp ikinci ile topluyoruz. O zaman y'ler görüyoruz birbirini götürüyor. Eksi 6 artı 5, değil mi? X'in katsayısı eksi 1 olur, yani eksi x. Eksi 4y artı 4y, o y yok oluyor, eşittir. Eksi 38 artı 35. Dolayısıyla 3, eksi 3. Yani x eşittir 3.
y'yi bulmak için biz bu x değerini herhangi bir denklemin birinde, yani birinci veya ikinci denklemde yazabiliriz. İsterseniz birincide yazalım. 3 çarpı 3 artı 2y eşit 19. Buradan 2y eşittir 10. Ve y eşittir 5. Dolayısıyla x 3, y 5, bu 3-5 ikilisi demektir. Bu da şıklardan A şıkkında verilmiştir. Yani doğru cevap A şıkkı olmaktadır.